Meclisimizin 11-6-2013 tarihli toplantısını açıyorum. Hoş geldiniz efendim. İskenderun Belediye Başkanı Yusuf Lamik Civerek Başkanlığında toplanan İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan 11 maddeyi görüşerek karara bağladı. Meclis gündem maddeleri arasında yer alan revizyon imar planını da kabul etti. Okunan zabıt ödedin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. İskenderun Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda eski imar planının İskenderun'a uymadığını, yetersiz kaldığını, yeni bir imar planı yapmanın zorunlu olduğunu vurgulayan İskenderun Belediye Başkanı Yusuf Hamit Civelek, İskenderun'un ufkunu açacak bir plandı. Eski planda bitişik nizam bütün İskenderun beton yığınına dönmüş, yeşil alan kalmamış, yeşil alan miktarı kişi başı 1 metrenin altına düşmüştü. Şimdiki planla ayrık nizamı getirdik. Ayrık nizamla şehrin havalandırması, insanların çevresini görmesi, yeşil alanları arttırıcı, otopark sorununa çözüm getirecek bu plan kentin anayasası olacaktır, dedi. Şimdi yapılan imar planıyla ayrık nizamda şehrin havalandırılmasını, insanlar biraz daha dışarıya görmesini ve yeşil alanları arttırıcı, otopark sorunlarına çözüm getirici, son derece güzel bir plan. İmar revizyon planının yaklaşık 1,5 yıldır üstünde çalışılan, halkın uzun zamandır beklediği bir plan olduğunu da belirten Başkan Civelek, bu planda ranta yönelik hiçbir çalışma olmadığının da altını çizdi ve bu plandaki amaç şehrin planlanması, havalandırılması, yeşil alanların artırılması, küresel iklim değişikliğine karşı bir takım tedbirlerin alınmasıdır. Bu meclis yaptığı çalışmalarla tarihe geçecektir ve İskenderun'un tarihine damgasını vuracaktır, diye konuştu. İmar planı. Çünkü İskenderun'un ufkunu açacak bir plandır. Müteahhit de bekliyor, vatandaş da bekliyor, herkes bekliyor. Civelek Başkanlığında toplanan ve gündemdeki diğer maddeleri de görüşerek karara bağlayan İskenderun Belediye Meclisi, 2 Temmuz 2013 Salı günü saat 14'te toplanmak üzere oturumu kapattı. İskenderun hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir şey imza attılar.